Hayatıma gelip onu bir peri masalına çeviren adam. Giderken de beni korkunç bir kabusa uyandırmıştı. Sadık abi, diyorum ki şu kolu biraz daha mı uzun tutsaydık acaba ha? Ne diyorsun? Ya sanki böyle belden sarınca dans ederken kasacak gibi duruyor. Bir kolunu alayım. Sen de tıpkı rahmetli baban gibisin. Ziyanur Bey de her şey hemen olsun, istediği gibi olsun isterdi. Haklısın. Ama ben bu hayatta mutlu şeyler için acele etmek gerektiğini çok erken yaşta öğrendim Sadık abi. Fakat hanımefendinin henüz evleneceğinden haberi yok galiba. Düzelteyim. Evleneceğinden haberi var da yarın evleneceğinden haberi yok. Zamanı işte. Al senden bir tane daha. Acele damat kontenjanından sırasını bekliyor. Pardon. Beni mi kastediyorsun Sadık abi? Evet. Yani evet biraz aceleciyim doğrudur. Sultan mı? Merhaba Ali Asaf ben. Memnun oldum. Emin olun ben de. Sultan Bey de sizin doktor. Ve onun da damatlığını ben dikiyorum. Öyle mi? Al önce gibi. Sadık abi güzel bir papyonla takarız değil mi? Tabii tabii. Sadık abi işin neylidir? Biz babamla hep buraya gelirdik. Öyle mi? Pardon. Olsun. Beni aramışsın. Aradım. Şu konuştuğumuz mesele var ya. Evet. Daha var demiştin. Vakit yok. Başlıyoruz. Hızlanmamız lazım. Hatta acele etmemiz lazım. Sen hazırlıkları başlat. Ben de Eylül'ü şimdi belediyeye götüreceğim. Yarın kıyıyoruz nikahı. Tamam. Hazırlıklar bende. Ondan yana bir sıkıntı yok da. Ben senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bak haberin olsun. Eylül bu. Bakmışsın nikah masasından kaçıvermiş ha? Yok yok. O bir kere olur. Bu dakikadan sonra beni bırakıp kaçmasına izin vermem. Sen merak etme. Vay iddialıyız yani. Peki damat bey? O zaman herkes görev yerine dağılsın. Haberleşiriz beni haberdar et. Tamam. Hadi kolay gelsin. Aha, tamam.